Yavi katliamının üstünden tam 31 yıl geçti. Beşi çocuk 33 vatandaş PKK'lı teröristler tarafından kalleşçe kurşuna dizilerek can vermişti. Erzurumlular katliamda hayatını kaybeden şehitlerini unutmadı. Tarihler 25 Ekim 1993 yılını gösteriyordu. Hain PKK mensupları Erzurum'un Yavi köyünde katliam yaptı. Çocuk kadın demeden köy halkına kalleşçe kurşunlar yağdırdı. Katliamın izleri geçen 31 yıla rağmen unutulmadı. Erzurum'un Çat ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki Yavi köyü, tam 31 yıl önce gasp ettikleri kamyonetle gelen PKK'lı teröristlerin vahşice sivil katliamlarından birini yaşadı. Mahalle kahvesinde o gece haberleri seyretmek için toplananlar, genç ve çocuklar PKK'lı teröristlerin saldırısına uğradı. Uzun namlulu silahlarla yaylım ateşini tutan hain teröristler bu katliamda 5'i çocuk 33 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişi yaralandı. Terör örgütünün gerçek yüzüne tanıklık eden Yavi halkı aradan geçen 31 yıla rağmen bir gün bile unutmadıkları katliamı ve yaşadıkları acıyı ilk günkü gibi yüreklerinde hissediyor. Müzik 31 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından katledilen 38 şehit Yavi köyünde törenle anıldı. Köy girişindeki şehitlikte düzenlenen törene Erzurum valisi Mustafa Çiftçi başta olmak üzere Erzurum'dan birçok kurum ve kuruluş müdürleri katıldı. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim okunarak şehitlerin ruhları yad edildi. Erzurum valisi Mustafa Çiftçi güçlü devlet mesajı verdi. Bu topraklarda tutunmak için güçlü devlet olmak zorundayız dedi. Biz bu topraklarda yaşamak için, bu topraklarda tutunmak için güçlü devlet olmak zorundayız. Zayıf devletlerin, güçsüz milletlerin bu topraklarda yaşama şansı ve imkanı yok. Tarihten hatırlayalım. Bu Anadolu coğrafyasında nice devletler kuruldu. Nice medeniyetler de tarihe karıştı gitti. Onun için biz bu topraklarda her daim bir olmalıyız, beraber olmalıyız ve güçlü olmalıyız. Vali Çiftçi Tutar şehitlerini de unutmadı. İki gün önce de malumlarınız Ankara'da, Kahraman Kazan'da, TUSAŞ'ta yine millet olarak büyük bir acı yaşadık. Orada da 5 tane vatandaşımız şehit oldu. 14 tane de vatandaşımız yaralandılar. Ben bu vesileyle bütün şehitlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Yavi mahalle muhtarı ve o gecenin tanıklarından olan Nurullah Tiryaki katliam gecesini anlattı. Soğuk hava hisseden kahveden içeriye kendini atıyor ve hoş sohbet eşliğinde çayını yudumluyordu. Sohbet öylesine içten ve öylesine güzeldi ki gecenin bitmesini hiç kimse istemiyordu. İşte tam bu sırada kahraman askerimizin şanlı kıyafetine bürünmüş PKK terör örgütü mensupları kahvenin kapısında belirdi. Ansızın içeri giren bu gözü dönmüş hainler köylülerimizin üzerine mermiler yağdırmaya başladılar. Köylülerimiz bu kesmekeşte ne olduğunu anlayamadan sessizce kadere teslim oldular. Konuşmaların ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. Ardından kabirlerin yanına fidan dikimi yapıldı. Yavi şehitleri anma programı dualarla son buldu.